memleketteki durumlar ama ben size bir durum anlatayım arkadaşlar. Hazır mısınız? Konumuz Güney Kore. Şu anda Güney Kore'de neler oluyor? Güney Kore bildiğiniz üzere ya da bilmiyorsanız ufak bir bilgi geçeyim size. Güney Kore dünyanın en gelişmiş teknolojilerinden birine sahip olan, dünyada en çok estetik operasyonu yapılan oran olarak, insana oran olarak en çok estetik operasyon yapılan, efendime söyleyeyim, en Avrupa'yı görünmeye çalışan Uzak Doğu ülkesi. Idol mu? Idol'dan daha kötü. Güney Kore'nin başkanı hakkında yıllardır söylentiler var. Bu adam bir tarikat liderinin peşinden gidiyor diye. Fakat söylenti de kalmış. Ve bundan 3-4 yıl önce de son zamanların en büyük dramlarından birisi yaşanıyor Kore'de. Bir gemi batıyor kıyıda ve bu geminin içinde 300 tane çocuk ölüyor. Ve Güney Kore Başkanı çıkıyor, bu 300 tane çocuk öldükten 7-8 saat sonra çok geç bir açıklama yapıyor ve açıklaması anlatım bozukluklarıyla vesaireyle falan dolu. Çok ilginç bir şekilde. İnsanlar beklemiyor yani, yok mu bunun danışmanı falan diyorlar. Ve işin kısası, bu kişi bir tarikat lideri, çok karizmatik bir tarikat liderinin kızı. Kendisi tarikatın yeni lideri. Ve ölülerle konuşabildiğini söylüyor. Ölülerle konuşabildiğini söylüyor. Ve buna inanıyorlar yüksek mertebedeki insanlar ve hepsi bu tarikata üyeler. Ve bu kişi abi aynı zamanda tokmakçısını falan yüksek yerlerde işe sokuyor. Kadının tokmakçısı var. Tokmakçı dediğime bakmayın, gerçekten sadece seks için kullandığı bir kölesi var galiba. Onu böyle yüksek bir yerde işe sokuyor. Falan filan. Yıllarca böyle düşünün abi. Böyle ülkenizde böyle söylentiler var. Meğersem gerçekmiş. Gerçek olduğu da artık bir şeyler oluyor böyle. Ortaya çıkıyor. Kore Başkanı çıkıp özür diliyor. Evet diyor. Yıllardır diyor. Bu ülkeyi ben yönetmiyorum diyor. Bu karı yönetiyor diyor. Bu tarikat lideri karı. Yani o ne derse onu yapıyorum diyor. Ve sonuç itibariyle geçen hafta yaşandı bu. Geçen hafta Güney Kore'nin son 15-20 yıldır bir tarikat lideri tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Onaylandı liderleri tarafından. Ve bu tarikat liderinin Kuzey Kore ile geçen çok önemli askeri yazışmaları bile okuduğu ortaya çıktı. Tabletine el konuldu. Aynen, haberlerde bile jigolosu diye geçiyordu tokmakçısı dediğim kişi. Kadının tabletine el konuluyor ve tabletinde gerçekten Kuzey Kore ile aralarında geçen çok önemli böyle gerginliklerin yaşandığı konuşmalar falan, onların da kadının elinde olduğu ortaya çıkıyor. Ve işin ilginç yanı, insanlar bu kadının bir ayin sırasında bu 300 tane çocuğun öldüğü gemi kazasını ayarladığı söyleniyor. Yani kasıtlı olduğu söyleniyor. Adamın tepkisinin geç olması vesaire, vesmekan falan, bunların hepsinin bununla alakalı olduğu söyleniyor. Çok sapıkça geliyor, evet. Ama ortaya çıkan haberlerin kesinliğinden sonra hiçbir şey yeterince sapıkça olamaz yani. Durum bu yani. Dünya böyle abi şu anda, yersen. Okay. 600 euro gönderemiyoruz ama bunu kabul et. Elimizden bu kadar geliyor. Bu arada GTA işini hallettim. Ben dedim abi halledersin diye. Şu an bu hikaye %100 gerçek arkadaşlar. Yani haberlerde okuyabilirsiniz. Yani kalkıp Güney Kore Başkanı'nın evet böyle bir şey oldu, doğrudur diye onayladığı bir hikayedir bu. Yani neler var neler. Neyse. Şimdi şuralara girdiğimiz zaman bunlar